Parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce numaralanmış cümlelerden hangisinde verilmiştir? 1. Günümüzde artan kitap ve yazar çeşitliliğine rağmen tek solukta okuyabileceğimiz kitap sayısı tezat bir şekilde azalmıştır. 2. Bir okuyucu olarak şunu söylemeliyim ki çağdaş yazarlardan oldukça az bir kesim okuma heyecanını yaşatabilmektedir. 3. Bu yazarları keşfedebilmek için birçok edebi açıdan yoksun kitap okumanız gerekmektedir. 4. Peki üzerinden yüz, yüzlerce yıl geçmesine karşın tüm ülkelerde en çok basım yapan, derslerde okutulan ve artık klasik niteliğini alan kitapların ve yazarların sihri neydi? 5. Cümle kurabilmekten öte sıradan bir olay kurgusunu en etkili şekilde anlatmak ve yaşatmaktı yazarların sihri. Evet asıl verilmek istenen mesaj belki 4'te başlamaktadır ama 4'te e, bu soru olarak bırakılmıştır. Yani e, klasikleşen e, yazarların ve eserlerin özelliği hakkında bir bilgi vermektedir parça. Bu bilgiyi de net olarak daha e, kapsayıcı olarak biz 5'te görmekteyiz. Bu özellik nedir nedir denmiştir. Bakınız kitapların ve yazarların e, sihri, büyüsü nedir? Cümle kurabilmekten öte sıradan bir olay kurgusunu ve kurgusunu en etkili şekilde anlatmak ve yaşatmaktı yazarların sihri diyerek asıl vurgulanmak istenen düşünceyi. 5'e yerleştirmiştir yazar. Cevabımız A'dır. Bu parçaya göre kitap kapağının görevi aşağıdakilerden hangisidir? Kitap kapağı içerindeki mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurma işlevine, estetik nitelikleriyle birlikte resim ve yazıyı birbirini tamamlayan bir düzenleme içinde kullanarak yerine getirir. Evet bu işlevini demiştir ki işlev görevi demektir. Görevi de ilk cümlede bu şekilde görmüş olduk. Yani kitap kapağı içerindeki mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye uyar e, duyurma görevini üstlenmiştir görüldüğü gibi. Devam edelim. Kitap kapağı yazar ile okur arasındaki köprüdür. Bu nedenle yüklendiği iletişim görevini en iyi şekilde dile getirmelidir. Bakınız yine iletişim görevi denmiştir. Demek ki kitap kapağının böyle bir iletişim görevi vardır. İletişim yoluyla ifadesini görmekteyiz yine. Kapak aynı zamanda içerikteki espriyi, yani içerindeki mesajı mesela, içerikteki espriyi, konunun anlamını ve dinamizmini görsel açıdan güzel bir görünüm içinde yansıtmalıdır. Çünkü kitap okura sunulmak üzere kapayla paketlenmiş bir nesne durumundadır. Kitap kapağı ile kendisinin reklamını yapar ve kitabı sattırır. Yapılan araştırmalar Kitabı piyasaya sunan e, yayın evinin gerçekten iyi bir başarı elde etmek istemesini istemesinin de ancak kendi imajını yansıtan, mesajını e, duyuran ve satış kaygısını taşıyan bir kar, e, karakterle elde edilebileceği vurgulanmıştır. Çünkü günümüzde tüm e, ürünler birbiriyle bir rekabet halindedir ve kitaplar da bu rekabette yerini almaktadır. Seçenekleri bakalım A içerindeki mesajı görsel iletişim yoluyla hedef topluluğa duyurmaktır. Evet bu görev olarak söylenebilir mi? Elbette ki. Bakınız kitap kapağı içerindeki mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurma işlemini demiştir ki bu bir görevdir. Dolayısıyla görevi A seçeneğinde görmekteyiz. B. Kitabın reklamını yapıp onun satılmasını sağlamaktır. Kitap kapağının bakınız kitap aynı zamanda İçerikteki espriyi, konunun anlatımını, anlamını ve dinamizmini görsel açıdan güzel bir görünüm içinde yansıtmalıdır. Çünkü kitap okura sunulmak üzere kapayla paketlenmiş bir nesne durumundadır. Kitap kapağı kendisinin reklamını yapar ve kitabı sattırır. Yani bu bir sonuç olarak karşımızdadır, bir işlev olarak değil. Yani yaptığı işlev e, görevden sonra bir sonuç olarak bunu görebiliriz. C Kitabın tüketici tarafından alınmasını sağlamaktır. Aynı şeydir. Bakınız, yani B'deki ifade, de C'deki ifade yaklaşık aynı ifadedir. D, kitabın içindeki mesajı resim ve yazıyı e, mesajı resim ve yazıyı estetikle birleştirmektir. Mesajı resim ve yazıyı birleştirmek değil, mesajı iletmektir. Bunu yaparken de iletişim yolu e, kullanmaktır ve görev budur. E yüklendiği işlevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Bunu da tam olarak söylemeyiz. En iyi şekilde yerine getirme ifadesi çok geneldir. Oysa burada e, somut, özel ifadeler kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız A'dır. Bu parçaya göre yazar büyük annesinden hangi yöntem alarak romanını yazmıştır? Yüzyıllık Yalnızlık isimli romandan söz ediliyor. Bunun nasıl kalem alındığını görmekteyiz. Yüzyıllık Yalnızlığı iki yıldan daha kısa bir sürede yazdım. Ama yazı makinemin başına oturmadan önce bu kitap hakkında düşünmek 15-16 yılımı aldı. Büyük annem en acımasız şeyleri kılını bile kıpırdatmadan sanki yalnızca gördüğü şeylermiş gibi anlatırdı bana. Anlattığı öyküleri bu kadar değerli kılan şeyin onun duygusuz tavrı ve imgelerindeki zenginlik olduğunu kavradım. Yüzyıllık yalnızlığı büyük annemin işte bu yöntemini kullanarak yazdım. Demek ki büyük annesinin en ee, olumsuz şeylere bile gayet soğuk kanlı yaklaşması veya hiçbir şey olmamış gibi davranması onun bir yöntem olarak alınmasını sağlamıştır. Seçeneklerimize bakalım. A. duygusuz bir tavırla olayları umursamayarak anlatması bu düşünülebilir ama bu olayların ne olduğunu da söylemek gerekiyor. En acımasız şeyleri bile anlatırken ifadesini kullanması gerekiyor. B. anlattığı olayları imgelerle zenginleştirerek anlatması. Bu da vardır bakınız. İmgelerindeki zenginlik ifadesi ama yine eksiktir. C. Gerçekliğe dayanmayan olayları anlatmaması. Bunu söyleyemeyiz. D. Olayları kılını bile kıpırdatmadan sakince anlatabilmesi. Bu da aslında A ile bağlantılıdır. Bu da söylenebilir. Fakat dediğimiz gibi hangi olaylardır bu? En acımasız olaylardır. Dolayısıyla bu da eksiktir. E. En büyülü şeyleri anlatırken bile Hiçbir şey olmamış gibi anlatabilmesi. En acımasız ifadesini burada en büyülü olarak görebiliriz. Bunları anlatırken bile hiçbir şey olmamış gibi anlatabilmesi. Yani kılını bile kıpırdatmadan sanki yalnızca gördüğü şeylermiş gibi anlatması. Demek ki etkilendiği yön ve kullandığı yöntem budur. Cevabımız E'dir. Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Doğa tarih boyunca sanatı etkilemiş ve sanatın oluşumunda oldukça önemli bir kaynak olmuştur. Her çağda doğadan beslenmiş olan sanatçı, evet bakın burası önemli, her çağda doğadan beslenmiş olan sanatçı, teknolojik, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda değişen olgular üzerinde yapılar, yapıtlarını disiplinler arası bir yaklaşımla yeniden ele alarak sanatın neliğine yönelik tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu süreç boyunca meydana gelen bizim biçim bozma, yapıt ve nesne ilişkisi, yapıt ve izleyici etkileşimi, mekan ve sanat algısı gibi bazı konularda belli parametrelere değinen sanatçı eleştirel değerlendirmelerde bulunarak sanatta dayatılan kurallara baş niteliğinde bir tavır sergilenmiştir. Evet baktığımızda doğanın sanatta yer edilmesi veya doğanın sanattan sanata kaynaklık etmesini görmekteyiz. Bakınız her çağda doğadan beslenmiş olan sanatçı ifadesi bunu gösterir. Sonra bu beslenmenin sanata yansıması parçada devam ettirilmiştir. Seçeneklerimize bakalım. A. Sanatta köklü değişim değildir tabii ki. B. Doğa-sanat ilişkisi olabilir mi? Evet, en kapsayıcı ifade budur görüldüğü gibi. Doğa sanata bir kaynaktır ve bu ilişki üzerinde kurulur parça. C, sanatçı ve doğa sanatçı değil, genel anlamda sanattır çünkü daha sonra sanatçı devreye girmektedir. D, sanat ve başkaldırı, bu başkaldırı ifadesi belki birkaç yerde geçmektedir, dolayısıyla kapsayıcı değil. E, sanatta etkileşim yine değil. Demek ki doğa sanat ilişkisi en uygun başlıktır. Cevap B'dir.